system. And the Oscar goes to Brad Pitt. Brad Pitt günümüzün en ikonik aktörlerinden biridir. Oyuncu olmasının yanında film yapımcısı olarak da dünya çapında ses getiren, aldığı değerli ödüller ile kariyerini çoğu kez taçlandıran unutulmayan aktörlerden biri. Seven'dan Fight Club'a, Tibet'te 7 yıldan Benjamin Button'ın tuhaf hikayesini, çağımızın yaşayan son Hollywood yıldızlarından biri olan Brad Pitt, efsane filmleriyle bizlerin favorileri arasında yer alıyor. You're looking for me. Bugünkü videomda Brad Pitt'in en iyi 10 filmini konuşacağım. Videoma hoş geldiniz. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Ooh, that's a bingo. Listemin 10. sırasında Brad Pitt, Quentin Tarantino, Christoph Waltz ve Diana Kruger gibi isimlerden oluşan müthiş oyuncu kadrosuna sahip Soysuzlar çetesi yer alıyor. Kısaca filmin hikayesi şöyle. Baş karakterimiz Shoshana, ailesinin canice öldürülmesine tanık olmuştur. Bir şekilde bu can pazarından kurtulmayı başaran kadın, intikam için her şeyi göze alacaktır. Aldo Rain rolündeki Brad Pitt'in ses tonlaması ustalıktan başka bir şey değil. Buongiorno. Bu film, Brad Pitt'in performansıyla ciddi şekilde yükseliyor. Ayrıca İtalyanca telaffuzu da çok komik ve çok başarılı. Dokuzuncu sırada Andre Dominik tarafından yönetilen, Brad Pitt'in başrolde olduğu George Higgins'ın Coogan Strait isimli romanından uyarlanan 2012 yapımı Kibarca Öldürmek filmi yer alıyor. Brad Pitt'in karakteri Jackie'nin alaycı biri olduğu kesinlikle doğru. Jackie mafya için bir tetikçidir ve patronlarının yapmaktan çok korktuğu tüm şiddet eylemlerini gerçekleştirir. Bu film Amerikan sosyal seçkinlerinin bir iddianamesidir. Niyetlerinin ve eylemlerinin gösterdiğinden daha iyi olduğunu iddia edenlerin ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor. America's not a country. It's just a business. Now f***ing pay me. Tartışmalı konusu nedeniyle film çok bölücü. Ancak harika bir Brad Pitt performansına sahip zorlu bir film arıyorsanız Kibarca Öldürmek filminden başkasına bakmayın. 8. sırada 1983 yapımı Von Hansen romanından uyarlanan ve yine Andrew Dominik tarafından yönetilen korkak Robert Ford'un Jesse James suikasti yer alıyor. Başrolde Brad Pitt ve Casey Affleck gibi müthiş isimleri görmek mümkün. Filmde Robert Ford'a Casey Affleck hayat verirken Jesse James rolüne ise Brad Pitt hayat veriyor. Film bu iki haydutun hayatına odaklanıyor. Belki de hiçbir modern western türün kökeni bu film kadar bilinçli değildir. It is interesting the many ways you and I overlap and whatnot. Westernler başlangıçta Doğu'da Dime adı verilen gazete kağıdında dağıtılıyordu. Bu hikayeler kovboyların ve silahşörlerin maceralarını abartıyordu. Bu film bu algının nasıl yanlış olduğunu ve gerçeğin hikayeden çok daha az çekici olduğunu analiz ediyor. Diyor ve 7. sıradaki Dünya Savaşı Z filmine geçiyorum. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı. Yine efsane bir Brad Pitt filmi. Film çoğunlukla kitaba uygun bir zombi filmi ama bu kötü olduğu anlamına gelmez. Aslında film mecazlara ne kadar güvenirse güvensin, filmi yükselten harika performanslar ve etkileyici ölçek. Right like a rock.
Brad Pitt temel olarak insanlığı zombi kıyametinden kurtarmakla görevli Jerry Lane rolüne hayat veriyor. Be prepared for anything. Bir tedavi bulmak için dünyayı dolaşıyor. Ölümcül virüs insanlara karşı her yerde kendini gösteriyor. Bazen korkutucu ama çoğu zaman heyecan verici bir film. Harika bir 21. yüzyıl zombi filmi. 6 numara. Bir zamanlar Hollywood'da başrolde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie gibi isimleri görmek mümkün. Kısaca filmin konusu, hit bir dizide rol almış bir TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. John Wilkes? Oh. Cliff Booth. Who's that? I used to shoot bounty law here. Filmde Brad Pitt, seyircinin gerçekten kök saldığı bir karakter olan Cliff Booth rolünü oynuyor. Brad Pitt ve rol arkadaşı DiCaprio'nun kimyası, seyircinin bu karakterleri sevmesini sağlıyor. My booze don't need nobody. Here I come. Oh, here I come. Brad Pitt, canlandırdığı karakteri bir kahramana dönüştürür. Ağızda havalı konuşma vesaire vesaire. Bana göre film son dakikasına kadar her anlamıyla sinema şöleni. Dekorları olsun, harika müzikleri olsun, kusursuz finali olsun, dört dörtlük diyebilirim. Brad Pitt'in yıllardır oynadığı en iyi rol olabilir. 5. sırada zamanda yolculuk temalı filmlerin arasında yer alan Terry Gilliam imzalı başrolde Bruce Willis ve Brad Pitt'in olduğu 12 Maymun filmi yer alıyor. O kadar da psikopat olmayan psikopat Jeffrey rolü Brad Pitt'in en eğlenceli rollerinden biri. Oyunculuğunun sınırlarını gerçekten zorlayabiliyor. O yüzden gelmedin, o yüzden değil, o yüzden gelmedin. Sistem yüzünden buradasın. Performanslar bir yana, 12 Maymun şimdiye kadar yapılmış en efsane filmlerden biridir. Hikaye o kadar iyi düşünülmüş ve karmaşık bir şekilde bağlantılı ki yönetmen Terry Gilliam'ın film dünyasını kontrol etmesine hayret etmemek elde değil. 4. sırada eleştirmenlerden olumlu eleştiriler alan ve dünya çapında 450 milyon dolar gelir elde eden Ocean Eleven filmi yer alıyor. Hey Ben. Hey Russ. How fast can you put something together for what I just slipped you? Stunned. Filmin kadrosunda Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Casey Affleck ve Elliot Gould gibi müthiş isimleri görmek mümkün. What? I'm running away with your wife. Great. Ocean Eleven mükemmel bir soygun filmidir. Harika bir oyuncu kadrosu, keskin bir senaryosu var ve kendini fazla ciddiye almıyor. Film 1960 Red Pack filminin gevşek bir versiyonudur. George Clooney baş karakter Danny Ocean olarak Frank Sinatra'nın yerini alırken Brad Pitt bu filmde yardımcı rolle karşımıza çıkıyor. Gerçekten muhteşem ötesi bir film diyor. 3. sıradaki filmimize geçiyorum. I'm sorry. We've lost him. 3. sırada David Fincher'ın başyapıtı diyebileceğimiz gösterime girdiği hafta 14 milyon dolar gelir elde eden hayranı olduğum Seven filmi yer alıyor. No fingerprints. Nope. No witnesses of any kind. Which I don't get. Başrolde Brad Pitt ve Morgan Freeman var. Filmde 7 seri cinayetler işleyen bir katilin peşine düşen iki dedektifin başından geçen olayları izliyoruz. Sloth, wrath, pride, lust, and envy. What's in the box? Kutuda ne var? What's in the box? Bu sahne Brad Pitt'in kariyerinin en efsane sahnesi olabilir. Bir gerilim filminden bekleyeceğiniz her şey var. Cesur, etkileyici ve kararlı. Kesinlikle David Fincher'ın en iyi filmi. Brad Pitt, sadist bir seri katilin suçlarına karışan dedektif David Mills rolünü oynuyor. Seven, izlenmesi inkar edilemeyecek kadar zor bir film. Korku filmleri hayranıysanız kaçırmayın. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. It's...
İkinci sırada şimdiye kadar yapılmış en iyi spor filmlerinden biri olan ve kesinlikle tüm zamanların en iyi beyzbol filmlerinden olan Kazanma Sanatı yer alıyor. Film Oakland A'nın 2002 sezonunun gerçek hikayesidir. Takımın başındaki Billy Bean kısıtlı bir bütçeyle resmen yoktan bir takım var ederek zengin kulüplere meydan okuyor. Bunu yaparken de beyzbol sporunun temel inançlarını zedeliyor. Bu yöntemleri kabul görmese de Billy inancını ve azmini yitirmeden zafer yolunda ilerlemeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Jonah Hill, Chris Pratt, Philip Seymour Hoffman ve Robin Wright yer alırken yönetmen koltuğunda ise Bennett Miller oturuyor. Film harika ötesi ancak spor temalı filmleri sevmeyenler pek sıcak bakmayabilir. Hileli bir sisteme karşı mücadele eden ortalama insanların hikayesi. Ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar çabalarsan çabala, sistem sana umutlarının beyhudeliğini hatırlatacaktır. Diyor, birinci sıradaki filmimize geçiyorum. Birinci sırada David Fincher'ın kısa sürede kült mertebesine erişen filmi Fight Club filmi yer alıyor. Dövüş kulübünün ilk kuralı asla dövüş kulübü hakkında konuşma. Jack, kamunun dediklerini yapan bir sigorta memurudur. Uzun süredir uykusuzluk hastalığıyla uğraşan Jack, bu sıkıntıdan kurtulabilmek adına grup terapilerine katılır. Terapiler esnasında Marla isminde bir kızla tanışır. Marla, the big tourist. Her lie reflected my lie. Bir süre sonra da hayatını tamamen değiştirecek olan Tyler Durden ile. Durden de Jack'i hakkında konuşulmaması gereken dövüş kulübüyle tanıştıracaktır. Çocukluğumun filmi Fight Club sinema perdesinde ateş ve gaz yağı gibi patladı. Resmin ne kadar devrimci olduğunu, yayınlandığı zamanın bağlamını düşünmeden hatırlamak çok zor. 99 bir geçiş yılıydı. Başrolde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter gibi ünlü isimleri görmek mümkün. Yönetmen David Fincher'ın zihninden çılgın bir isim. Brad Pitt ve Edward Norton... Never been in a fight, you? No, but that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? İkisi de olağanüstü. Hiç şüphesiz film zamanının bir başyapıtı. Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate so we can buy shit we don't need. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha iyisini biliyor musunuz? Beni yanıltın. Ben çatışmayı severim. Emeğime karşılık olarak aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Her lie reflected my lie.